Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerden aldığımız yoğun destekle çoku çoku çok umutlu çok, çok, çok olduğumuz 42 yüzü gördüğümüz Konya'nın plaka koduna ulaştığımız 10 Eylül pazarın ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Rahat rahat yatın uyuyun da sabahın köründe kalkıp video izlemeyin diye biraz geç çekiyorum. Depremzedeler için İsviçre'de tarihi maç Euro 2008'de gruplarda karşı karşıya geldiğimiz ve kazandığımız İsviçre ile deplasmanda vatandaşlarımıza yardım kampanyası için karşı karşıya geldik. Mücadele 2-2 sonuçlandı. Ee, millilerimizin gollerini Semih Şentürk ve Volkan Demirel attı. Çok şaşırtıcı bir e, yani kişiler. Volkan Demirel'in attığı penaltı. Başakşehir maçında neredeydin? Dedirtti. Aydınlı ekipte Hamit Altın Volkan Demirel, Emre Belezoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan gibi isimler vardı. Şimdi hepsini tek tek saymayayım. Takımın başında Fatih Terim vardı. Düzgün oynayıp kazanmamız lazım diyerek sahaya çıkmış olsak da kazanamadık. Dünden beri Tepkiler geliyor McTominay için. Fenerbahçe'de hedef nasıl Scott, Scott, Scott McTominay olabilir diye. E, bu tepki gösterenlerin hepsini ben Scott McTominay. E, detaylı şekilde dünkü dün geceki videoda aktardık. Orayı da ilk gösterim yaptık ve birçok kardeşimizin e, kanalımızı görmesini sağladık. Arkadaşlar açık söyleyeyim. Ne kadar oynatma listesi açtınız. Ne kadar video izlediniz. Ne kadar beğeni arttı. Ne kadar e, reklama tıkladınız. O kadar kanalın reklamı yapılıyor. Bak harbi söylüyorum. 42 bin kişi. 42 bine de geçtim. 1200 kişi. Sadece 1200 kişi. 1500 kişi. 1500 kişi gelse de ki ulan 5 tane reklam tıklayacağım. Atıyorum kısa kısa oynatma listesini açtı. Gelen ilk 5 reklama tıkladı. Bugün akşam burası 43 bin olur. 44.000 olur. Harbi söylüyorum. Deneyin görün. Scott McTominay. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe ses getirecek bir transfer peşinde. Dün ben size söyledim. Yönetimden bana gelen duyum şu şekilde. Kesinlikle 6 transferi olacak diye. Ben 3 ihtimal söylemiştim. bir 6 transfer olmayacak. 2. 6 transfer olacak. Ama tırp bir isim olacak. Çünkü beklenen satışlar gerçekleşmedi. İşte aydır Luan Perez'dir gitmedi haliyle işte Crespo'dan bonservis bekleniyordu gelmedi. Haliyle de gelen transfer tırt olacaktır. Üçüncü ihtimal A plus bir futbolcu gelecek şeklinde. Ee, yani A plus gelme ihtimali yüzde 40, B plus ya da C plus yüzde 30 diyeyim. Yüzde 70 yaptı. Gelmemeye yüzde 30 diyordum. Bugün itibariyle A plus oyuncu gelme ihtimali yüzde 85. B plus oyuncu gelme ihtimali 15 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bugün itibariyle kesinlikle bak yönetimden aldığım duyum böyle söylüyor. Ben kendi kafamdan atmıyorum. Kaldı ki kafamdan atacak olsaydım süreçte çok yanılırdım. Dikkat edin kimse gelmeyecek dediklerinde ben gelecek diyordum. Anlatıyordum size. Süreci en doğru şekilde aktarmaya çalıştım. Şimdi Scott McTominay için tekrar tekrar söylüyorum. 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek bu arkadaşın. Biz satın alma opsiyonlu kiralık istedik. 25 milyon euro değeri var. Biz dedik ki bedava alalım. 8'e opsiyon yapalım. Hani sonra yok dediler. İşte 8'e 12 yapalım. 12'yi taksitle ödeyelim. Onlar da direkt peşin istediler. Aradaki bağ bu. Ama 5 dakika sonra arayıp ya biz vazgeçtik gelin tapusuyla alın derler mi demezler mi ben onu bilemem. Fakat ben size süreci en e, halis şekilde en çıplak şekilde aktarıyorum bilginiz olsun. 5 yıldızlı takımın 5 yıldızlı taraftarı haberiniz olsun. Subliminal duyum vermeyi de çok severim. Ee, Stefan Kuntz için flash iddia diyor. milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz da yolların ayrılacağı söylendi. Bak şimdi onu da konuşacağım. Kısaca ben şey yapayım Ermenistan maçı beraberlik. Yoğun tepkiler. Abdullah Avcı ben size söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın gelme ihtimali çok 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 yüksek. %99 belki de. Ama illa o değil. Şimdi Ermenistan'la beraber kaldık. Hatta utanç vesikası e, yenilgiden oynatmadığı bir genç kardeşin attığı golle kurtulduk. Ki rezil olmak üzereydik. Sonrasında tepkiler çığ gibi büyüdü. Ki benden de sizden de tepkiler çığ gibi büyüdü. Ne oldu sonra? Sonra ne oldu? İşte işin boyutu var. Abdullah Avcı ile milli takım görüştü. Sosyal medyada bir kişi ortaya bir şey attı. Herkes Abdullah Avcı'nın adını yazdı. Bir de kütür ettim ya. Bilmiyorum geldi mi sesim. Herkes Abdullah Avcı'nın adını yazdı. Sonra birisi dedi ki ya Abdullah Avcı görüşmesi olumsuz sonuçlandı. Ee, şeyle devam. Kuntz'la devam. Yani Abdullah Avcı gelen, geliyor diyenler Kuntz'la devam dedi. Ben de şunu söyleyeyim. Hazırlık maçı Japonya'yla hiçbir önemi yok futbolcular tepki gösterip bilerek yenilirlerse salı günü kunsta devam ederlerse artık sosyal medya küfür medyaya dönüşür. Benden uyarması ama benim bildiğim kunsta yollar ayrılacak. Ayrılması lazım. Ama sadece Kuntz olmaz. Oradaki Hamit Altıntop adlı futbol cahilininle cahiliyle de yolların ayrılması lazım. Bak milli takımda hemşericilik olmaz, takımcılık olmaz. Ben Mustafa Hoca olarak Şenol Güneş gelse kabul ederim. Fatih Terim gelse kabul ederim. Önemli değil. Çünkü bu adamlar orada bir şeyler yapmış, rüştünü ispat etmiş isimler. Abdullah Avcı gelse kabul ederim. Aykut Kocaman da gelse kabul ederim. Ersun Yanal da gelse kabul ederim. Orada çünkü bir şeyler yapmış isimler lazım. Ha. Hocam yenilikleri açık olacak. Açık söyleyeyim. Fatih Terim de, Şenol Güneş de yenilikleri açık isimler değil. Ersun Yanal. Ersun Yanal bir yan programını bulmuş. Hani kapten sıkıntı vardı zaten şey yapmış. Yani o yüzden ona çok şey yapmıyorum. Aykut Kocaman yenilikleri açıktı ama o da bir yerde kapattı. Abdullah Avcı biraz gelişebilir ama hani Trabzonspor serüvenini siz baz almayın sakın. Orada ne olduğunu hani nasıl bir sezon geçirdiğini herkes biliyor. Yani Süper Lig'deki şampiyon teknik direktörler benim için hiçbir vasfa sahip değil. Hamza Hamzoğlu zamanında Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşatıldı. Ne oldu? Okan Borg bugün Galatasaray'ı kovsa hangi takım alır sizce? Mesela bir inter alır mı? Pes alsın yine razıyım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Açmaya da gerek yok. Fenerbahçe'de iki transfer geçmesi birden. Fenerbahçe'de hareket var. Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Yıldız atağına başladı Fenerbahçe. Aslında yıldız demeyelim fırsat transfer atağı. UEFA konferans listesini kaçırsa da altına kaçırmamak için elinden geleni yapıyor Fenerbahçe. Jota'nın peşine düştü. Fanatik'in haberine göre. Bazı idareciler bu doğrultuda iki, iki, iki isim üzerine yoğunlaşmış durumda. Kadrosunu Benzema, Kante Fabinho gibi dünya dün yıldızlarla güçlendiren alı ittihat. İskoç ekibi Chelsea'den 29 milyon euroya Jota'yı aldı. Jota! Çocuklar ağlıyor Jota diye. Neyse haberin sonucunun nereye gideceğini biliyorum da. Sallamasyon bu haber geçiniz. Kontenjana takıldı. Fenerbahçe'nin radarına girdi. Bak, 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 bak. Temaslar sürüyor bu transferi finalize etmeyi düşünüyor. Başka? Pasaliç diğer isimde. Mario Pasaliç üstüne yoğunlaştı. Arkadaşlar ikisini de sordum. İkisini de kaynaklarıma sordum. İkisi de palavraymış. İkisi de gelmeyecekmiş. Yani yoğun temas halinde Livakovic devreye girdi. Livakovic değil Amerikan ya başkanı dahil olsa devreye kimi sokarsan sok. Bu iki isim de gelmeyecek arkadaşlar. Bu hafta kritik diyor. Bu hafta kritik. Doğru. Şimdi bakın. Mustafa Hoca'yı at kenara. Bütün duyumcuları at kenara. Beynini koy ortaya. 15 Eylül'de transfer sezonu bitiyor. Mecbur. Gün 10 Eylül. Eş günü kaldı. Ya birini alacak. Avrupa'da oynatmamak lazım. Aslında mantıklı da biliyor musun? Mesela Scott McTominay'ı aldın. Avrupa'da İsmail oynasın. Piyasa. Türkiye'de Scott McTominay oynasın. Piyasa. Ayrıca oyuncu yorulmamış olacak. Haftada çift maça çıkmamış olacak. Muhteşem. Muhteşem. Türkiye liginde kadro kurarken orada bir yabancının olduğunu bilerek Türk e, kuralını buna göre uygulayacağı için Türk futbolcular buna göre daha hırs antrenman yapacak. Süper. Yabancı şey yurt dışındaki maçlarda mesela atıyorum bir Crespo. Ulan ben burada oynayıp piyasa yapıp iyi takımlara gidebilirim. Çünkü Fenerbahçe takip edilen bir futbolcu deyip daha çok hırs gösterebilecek yani açıkçası e, bir taraftan da iyi olacak gibi. Bak 6 takım var. Şey 6 tane maç var özür dilerim. Ben kimseyi küçük görmüyorum. Kimseyi parmağımızı oynatacağımız bir takım olarak görmüyorum ama şunu görüyorum. Fenerbahçe bu gruptan güle oynaya zıplaya zıplaya çıkması lazım. 6'da 6 yapabilir mi? Çok zor bir ihtimal. Ama olmaz bir ihtimal değil. 6'da 6 da yapabilir. 6 maçtan 18 puan da kazanabilir, 14'te kazanabilir, 12'de kazanabilir, 15'te kazanabilir kazanabilir. Yeter ki istesin. Yani yeter ki istesin. O yüzden ben e, ısrarlı bir şiddet söylüyorum. Kaçan bir şey yok. Ha şunu da söyleyeyim. Joshua King'in satılıp oraya fırsat transferi bir kanat oyuncusu çekmek de fikrimizde vardı. E, ama olmadı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İsim vermeyeceğim. İsim verirsem sürprizi kaçar. Yani asidi kaçar. Asidi kaçarsa da sıkıntı olur. Ben bu hafta içinde Mej Bu Ren 16 numara transferinin gerçekleşeceğini kulübe yakın ya da kulüpten aldığım bilgiler doğrultusunda sizlere söylüyorum. Hani gönül ister ki Verratti gelsin. Hani Katar'lara gitti, gidecek bana Katar'larınki sanırım bizden 2 gün sonra bitiyormuş şeyi transfer sezonu. Vallahi keşke Ali Koç Paris Saint-Germain başkanıyla yakın ilişkilerini kullansa da Adamlara para lazım değil ki. O adamlar zaten para şey yapıyor, saçıyor. O adamlar para saçıyor. O yüzden gerek yok o adamlara paraya. O adamlara satın alma opsiyonu 15 milyon euro falan de transfer neydi onun adı? Financial Play'de toplasın, çortlasınlar yeter o adamlara. Zaten bayağı satış yaptı diyebiliyorum Paris Saint-Germain. Neymar falan e, satışta mı gitti? Sözleşmesi bitip mi gitti? Yani işin aslı adamların e, paraya ihtiyacı yok diyebiliyorum. Ve inanılmaz sayıda da merkez orta sahaları var. Ugarte var. Yeni geldi. Pereira var 2. Bitinya var 3. Raddi var 4. Fabian Ruiz 5. Carlos Soler 6. Emery var. 17 yaşında Emery var. 7. Michuit var. 8 ama onu saymıyorum. Hani tırt isimlere çıkarsan cilt isimleri tutarsan felaket bir kalası var. Ha Neymar 90 milyon euroya gitmiş. Icardi 10'a gitmiş. Fransız basını 35 milyon euro dese de herhalde bir yanlışlık var onlardan. Diallo 15'e gitmiş. Bak. Mesela Diallo 15'e gitmiş. Orada Bichavi diye bir oyuncu var. Genç stoper 18 yaşında. 15'e gitmiş mesela. Vijnaldum 8'e gitmiş. Ebimbe 6,5'e gitmiş. Yani adamlar diyor ya çok para peşinde. Değil. Parades Galatasaray'ın transferi. Parades 2,5 milyon euroya Roma'ya gitmiş. Renato Sanchez kiralık olarak Roma'ya gitmiş. Gassama 1 milyon euroya göndermişler. Yani adamlar için bir şey fark etmiyor. Messi ile Ramos'u bedava göndermişler. Bu arada Ramos'u Galatasaray alacak, haberiniz olsun. Transfer sezonu başından beri kafamın etini yediniz. Kesinlikle Galatasaray alacak. Aksini iddia eden ülkeyi terk etsin. Yani tıpkı Parades'i aldıkları gibi. Yani adamlar dediğim gibi çok paranın peşinde değiller. Adamlar harcıyorlar. Bunlara şey yok. Financial Fair Play bunlara yok. 200 milyon euro harcamışlar. 300 küsür 149 buçuk harcamışlar. Ee, aradaki fark eksi 200. Yani adamlar için bir şeyi yok. Acıyan Allah Fenerbahçe'ye acısın. Son olarak da Fenerbahçe stadyumuna Atatürk stadyumuna bir engel varmış arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimine yetki verdi ama bir engelle karşılaştım. Atatürk Stadyumu olarak değiştirmesi için yetki verilmesinin ardından bir sürprizle karşılaştık. Nedir o sürpriz? Resmi karar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tesislere ad verme yönetmeliğinde yer alan maddeler Fenerbahçe'ye engel oluyor. <laughs> Arkadaşlar bu maddeler sonradan eklendi. Bu maddeler eklendikten sonra yapılan stadyumlarda isimleri hep hani kişi isimleri gibi olmadı. Ama değişik isimler oldu. Mesela Şenol Güneş Stadyumu oldu adamın ki. Öbürünün ki neydi? Nef, Rams, Piers, e, bilmem ne oldu. Beleştepe Arena mıydı? Öyle bir şey oldu. Öbürünün ki başka bir şey Arena oldu. Hani Arena ismini koymak normal çünkü Türkçe Arena. Ona inanıyorlar. Arena'nın Türkçe bir kelime olduğuna inanıyorlar. Zaten Yunanlar da Türktü zaten. Neyse. İlgili madde ne diyor? 1- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan, işletilen, özel, beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez. 2- Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir. E, haliyle de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı diye bir stad varken Fenerbahçe Atatürk Stadyumunu koyamaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Daha önceden de biliyorum. Ama söylediğim zaman diyorlar ki hocam sen Atatürk'e hani bu isme karşı mısın? Ben şunu da söyleyeyim. Benim bir korkum var. Yani korkum şu. Biz ne zaman Atatürk ismini ağzımıza alsak birileri karşımıza sert bir duvar örüyor. Şampiyonluklarımız ya da ne bileyim başarılarımızın önünde dikiliyor. Umarım yine aynısı olmaz. Ben şunu söyleyeyim. Bir koz olarak Fenerbahçe elini aldı. İki, takımı sahadan ligden çekme kozu da var. O yüzden Fenerbahçe'nin bu sene üstüne çok geldiler. Bakalım daha çok gelebilecekler mi? Çünkü iki tane koz eline geçmiş oldu yönetimin. İnşallah bu kozu mantıklı kullanır. Ben şunu da belirteyim. Ben Atatürk ismi olmasında da memnun değilim. Çünkü Saraçoğlu isminin olmasında da memnun değilim. Fenerbahçe ise Fenerbahçe stadyumu olsun. Niye? Reklam aldığın zaman yani reklam aldığın zaman daha güzel olsun. Mesela Ülker Fenerbahçe stadyumu. Fenerbahçe Sokar Stadyumu. Ya da ne bileyim Tüpraş Fenerbahçe Stadyumu. Ama Ülker Atatürk Stadyumu. Yani biraz insanların kafasına biraz soru işareti oluşur gibi geliyor. Yani kararını size bırakıyorum. Ama bu kadar da Atatürk'ü dillendirmek, bu kadar şey yapmak, hani arkasına sığınıyormuş gibi hareket etmek insanlar tarafından tepkiye yol açıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fenerbahçe bu hafta bir transferi kesin yapacak. Asıl sürpriz burada. İkinci transfer de olabilir. Bilginiz olsun. Artı size ek bir bilgi vereyim. Luan Perez sakat ameliyat olacak falan filan. Bu haliyle bile transfer olabilir. Satın alma opsiyonu kiralık gidebilir. Çünkü bizde yer kaplıyor. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar Crespo için yönetime yakın bir kaynaktan kiralık gidebilir duyumu geldi. Ama ben dedim ki konferans ligine yazdırmışsın. Nereye gönderiyorsun dedim. Ben söyleyeyim de gerisi sana kalmış dedim. Artı Omar Fayet Oynayabileceği bir kulübe kiralık gidecek ki bu Süper Lig'den bir takım olması bekliyoruz. Kayseri Spor transfer e, tahtasını kaldırsa maaşını biz vereceğiz. Oyuncuyu göndereceğiz. Oynatın diyeceğiz. Yani tra Kayseri Spor'un transfer tahtasını açması Fenerbahçe'nin işine yarayacak ama açamıyorlar. Ondan sonra başka takımlar da var tabi. Samsun Spor çılgın gibi sol bek sol şey falan arıyor. E, hani Luan Perez iyi olsaydı gitmez gerçi de. Mesela Omar Fayet de oraya gidebilir. 2 3 yani bu hafta içinde 5 transfer bekliyorum Fenerbahçe'den bilginiz olsun arkadaşlar görüşmek üzere